Selamlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Conditional'larda kalmıştık. Conditional'larda işte bu if else switch ve bu neydi? Ternary operatörünün ne olduğunu birazcık bahsetmiştik. Ve şu ilk kaynağı okuyorduk. Bu education .io diye bir site. En son şu if'e kadar gelmiştik. Şurada ufak bir C Sharp'tan örnek kod üzerinde işte bir şey vermiş, demo yapmıştı bize. Şimdi de detaylarına inecek biraz. Diyor ki if statement is the first condition a programmer used to open a grant of the conditional statement. Yani bir condition açmak için diyor. Based bir ilk ifadedir diyor. If syntax is as simple as writing if with an open and close braces. Şu sintakstan bahsediyor burada. Sintakstan kastım yani söz dizimi. Aslında işte if yazacaksın, parantez açacaksın, içeriye condition yazacaksın. Ondan sonra buraya da süslü parantez koyacaksın. Falan filan ya yani bu condition doğruysa şu içeridekini yapacak. Aslında sintaks bu. Followed by the condition the program intends to compare or check. Tamam. Burayı şey yapacak. Compare edecek. Yani buraya büyüktür koyarsak A büyüktür B gibi. İkisini kıyaslayacak. İşte ya da buraya bir tane eşit koyarsak bu buna eşit midir diye check ediyor. Kontrol edecek falan filan. Tamam süper. Burada bir tane ekstra boşluk var. Okey. Ne diyor? The if expression simply compares whether the condition or conditions enclosed in the braces or are true or false. Yani içerisi true ya da false dönecek. Bu condition bunu yani condition orada mesela şu day Monday ise burası true olacak. Yani içerisi çalışacak. Eğer Monday değilse bu day nerede tanımlıyorsa artık. Bu condition false olacak ve içerisi çalışmayacak. Bu decision dediği şey yapılmayacak yani. Okey. If true the if code block executes yani eğer diyor true'ysa da içerisi çalışır. Az önce söylediğim şey false execution mode the next block to check. Eğer diyor yanın altında diyor else varsa ya da başka bir if else varsa else if artık hangi kullanıyorsa onu check eder diyor. Mesela işte C Sharp'ta else if var bir tane ya da işte elif olabilir Python'sa falan. Yani orada biraz farklılıklar olabiliyor dile bağımlı. Ondan sonra else if statement diyor. While if statement can be checked to check one condition, else if is used to check multiple conditions. The else if statement or elif in Python aynen. Has syntax similar to if statement then followed by the else if block. Tamam. If ile aynı muhabbet. Fakat bu if ilk kontrol edilecek şeydir. Yani yukarıda şey demişti bu grant olur demişti. Nerede? Ha. Grant of the conditional statement diyor. Open. It used to open the grant. Yani aslında bu base. Burada bir condition, burada bir karar verilecek şeyini kodda burada if ile belirtiyoruz. Tamam, burada if ile açtık bunu. Sonra burayı kontrol etti. Burası eğer doğru değilse şuraya gelecek. Yani üçüncü yani şuraya atlamaz. Yukarıdan aşağı. Eğer if doğru değilse bu. Bunu kontrol edecek. Bunu kontrol etti. Eğer bu yanlışsa o zaman alttaki else if'e geçiyor. Tamam. Yine bir örnek C Sharp'tan in else if statement the conditions are checked from the top down yani yukarıdan aşağı kontrol edilir diyor az önce söylediğim şey if the first block returns true the second and third blocks will not checked evet yani eğer diyor ki yukarıdaki if diyor doğruysa diyor aşağıdakilere else if'lere hiç girmez diyor but if the first block returns false the second block will be checked eğer yukarıdaki if yanlışsa buraya bakacak. Ve bu aşağı doğru devam edecek bu süreç. Okay. Else statement. The else statement is the default statement of all conditional expression in all programming language. Yani hepsinde diyor. Bütün programın dillerinde diyor. Default olarak bu else'miş yani. Tamam. That is when all the if and else if conditions return false. Yani yukarıdan aşağı hepsini kontrol etti. Eğer hiçbiri true dönmediyse, aha da bu eğer tamamlandıysa, bu else çalışır diyor. Final olarak diyor. The else statement syntax is simply writing else followed by the
default statement open and curly brace. Tamam, aynı muhabbet. Yine tabi burada bu if ve else if'lerin hiçbir çalışmadığı zaman çalışacak bir şey olduğu için burada condition belirtmeye de gerek yok. Yani çünkü bu yukarıdakiler çalışmayınca çalışacak zaten. Bunun için parantez açıp yanına bir şey belirtmeyeceğiz. Süper. Bunun böyle bir sintaksi var. Switch. Tamam. Bu else if yerine kullanılabilecek bir şey. Şimdi detaylarına girelim. Switch is another version of conditional statement. Conditional statement'ların farklı bir versiyonudur. It makes code cleaner and more readable than conventional. Yani diyor ki işte klasik klasik if else if şeyinden diyor. Alternatif olarak diyor. Bu diyor kodu daha okunabilir ve daha temiz hale getirir falan filan. Yani bazı durumlarda doğru. In switch expression each block is terminated by break keyword. Her bir switch şey her bir case switch içerisinde şurada case 1 case 2 dedi. Break ile diyor terminate edilir yani sonlandırılır. The statement in switch are expressed with cases. Switch statement'ı case'lerle farklı case'e case 1 case 2 case 3 yazmış mesela buraya. Açıklanır, express edilir, tanımlanır artık nasıl kullanırsak. For clarity, işte daha hani açıkça let's use the switch statement. Yani bu işi birazcık daha açıklamak adına kullanmış burada. Detay vermek adına falan. Daha iyi anlaşılması adına. Let's use a switch statement to illustrate our previous example. Tamam. Yukarıdaki örneğin aynısını. Şuradaki. Raining muhabbeti. Bakayım. Aynen. If my day sunny read in the library. Basıyor ekrana. My day 4. Switch my day. My day case 1. Burada tabii sayıyla yapmış bu abimiz. Yukarıda string ile yapmıştı. My day is sunny mi? İşte raining mi? Cloudy mi diye çekiliyordu. Burada integer'dan çekiliyor. My şeyin değerini. 4. Mesela 4 olacağı için ne yapacak? Burada işte 1 değil, 2 değil, 3 değil. Aa, burası. Çalışmıyor. Buraya as çalış. Default çalışacak. Buradaki şurası get some sleep. Okey. Bakalım başka ne diyecek? Başka bir şey demiyor. As previously stated diyor. Previously stated. The switch conditional expression is a clean way to writing conditional. Yani herhangi bir koşul ifadesini daha temiz yazmanın farklı bir yoludur diyor. Each case is tested until the true value is returned. Then the code execute is the break keyword. Tamam diyor ki her bir case diyor. Şurası mesela geliyor. Burası true mu değil mi? Bakıyor abi. Eğer true'ysa break görene kadar şunun içinde ne yazıyorsa artık case'in içinde ne yazıyorsa. Bu arada bunun syntax böyle bir syntax var. Switch açıyoruz. İçerisine şeyi veriyoruz. Condition artık neyi işte iki tane şey karşılaştırıyorsa compare ediyorsa artık o oradaki bir statement veriyoruz. Ondan sonra burada case'lerimiz var. Şuysa şu, şuysa şu vesaire. Bir dakika yanlış mı düşündüm? Yo burası evet. My day switch. Deneyelim. Birazdan deneriz bunu switch muhabbetine. Bakayım tamam. Hatta bir kaynak daha bakacağız. Orada da direkt Java üzerinden vardır örnek. Diyor ki then the code execute. Ya ben çok kullanmadım break. Ama hani switch case. Daha doğrusu switch case çok kullanmadım. İşte break'le falan vesaire vesaire. Bu C#'ta evet, bir örnek. Orada. Ama Java'da sintaksı benzer. Tamam therefore falan filan. İşte my day 4 olduğu için şey dönecek diyor. Else girecek diyor. Tamam. Conditions in Java. Tamam. Şimdi burada illaki önümüze düşecek. Diyor ki Java işte condition bu temel şeyleri bir önceki yayında epey o işte yazıda da detaylı incelediğimiz için şu temel tanımları biraz hızlı geçeceğim. İşte bazen işte aynı konuyu bazı farklı kaynaklar farklı şekilde tanımlayabiliyor. Bu konunun oturması açısından iyi bir şey. İşte ne vardı bununla alakalı? Bu basic syntax ile alakalı. Farklı tabirler öğrenmiştik. Şimdi hatırlamıyorum da. Yani iki kaynak aynı konuyu birbirinden farklı şekilde tanımlayabiliyor. Bunları bilmek önemli. Yani önemli olabilir bazı yerlerde.
Typecasting ve type conversion ile alakalıydı galiba. Overflow tabirini orada öğrenmiştik mesela. Şeyin bir byte'ın range'inin dışına çıktığın zaman mesela 128 verirsek overflow ediyor ya. Eğer typecasting falan yaparsak. Bu overflow sözcüğünü orada öğrenmiştik. Yani konu başlığı öğreniyoruz. Ya da işte bazı keywordler farklı olabiliyor. Farklı kaynaklardan okuyoruz o yüzden, okumaya çalışıyoruz o yüzden. Tamam. It checks the boolean condition. İçerisindeki boolean değerini okuyor. True false muhabbeti. Ondan sonra işte doğruysa statement'ın çalışacak falan filan. Eğer değilse aşağı inecek. Aşağıdaki condition'ları kontrol edecek. Eğer bir else varsa hiçbir condition doğru değilse else bile çalışacak. Default olarak. Tamam. Java if statement. The Java if statement has condition. It executes if block condition is true. Burayı diyor kontrol eder. Eğer bu doğruysa bunun içindeki şeyler çalışır. Zaten burada yazdığı şey. Çalışacak kod demiş. Execute edecek, çalışacak. Condition true'ysa if kod içinde ne varsa artık false, after it işte if geliyorsa işte falan filan. Else if geliyorsa onlar değilse if olacak. Tamam. Age 20 tam bakalım hemen süs parantezlerimiz doğru. Şurada metot, şurada da if. Tamam. Syntax error yok. Ama şuna şunu biraz daha böyle bir satır daha ataydın. Şununla şunun arasında bir fark olaydı. Ya yani indentation. Girinti çıkıntı muhabbeti. Daha güzel olabilirmiş. Kod okunabilirliği açısından. Int age 20 demiş. Age 20 18'den büyük. Bunu ekrana basacak. Şey terminlere basacak işte neyse. Konsola basacak daha doğrusu. Zaten basmış output olarak. Süper. Neden? Çünkü 2018'den büyük. Java if else statement. Ondan sonra diyor ki Java statement also test condition. Burası condition şey yapar. Diyor ki eğer diyor condition doğruysa if bloğu çalışır. Eğer condition yanlışsa else çalışır haliyle. Her birinin flowchart'ını çizmiş. Zaten basitçe condition geliyor. Şu flowchart'ta işte belirli şeyler vardır. Mesela bir statement, bir execute edecek bir şey varsa İşte karedir. Eğer bir condition, bir kontrol varsa yani bunun sonucu true false ya mesela burada. İki tane sapak oluyor aslında orada yolda. Burada işte diamond da belirtilir falan filan. Burada işte start yuvarlak çember vermiş mesela. True ise if çalışır, else şey false ise else çalışır. Sonra işte başka bir kod devam eder. Başka bir after, şey, if falan varsa onlar herhalde after if dediği. Onlar çalışır. Integer'ına bakalım hemen syntax error var mı? Birer tane bunun mu var? Bir şurada süslü bandımız var. Bir de şurada var. Şununkiler de şurada, şurada, şurada. Tamam, okey. Else'in de var, if'in de var. Bizim içerideki metodumuzun da var. Class'ımızın da süslü parantezleri okey. Public class if else example demiş. Public set void main demiş. Tamam. Bir tane integer number 13 tanımlamış. Sayının ikiye bölünmediğini kontrol ediyor. Ne yapıyor? Mod alıyor. Süper. Eğer mod aldığın zaman sonucu sıfırsa tam bölünüyordur. Kalansız bölünüyordur. Yani ikiye tam bölünebilir. Eğer sonuç sıfırdan farklıysa ikiye tam bölünemez. İkiye tam bölünemiyorsa bu bir tek sayıdır. Çift sayı değildir. Mod 2 yapmış. Eğer sonuç sıfırsa demiş. Even number basacağız. Konsola. Değilse odd number basacağız. Çok basit. Input 13. 2'ye böldüğümüz zaman kalan 1. O yüzden odd number bastı. Leap year example. A year is a leap if it's divided by 4 and 40 but not by 100. Okey. Bu artık yıl muhabbeti. Bildiğim kadarıyla leap year. Bakalım Turing. Leap year. Aynen artık yıl. Syntax var mı bakalım hemen. X üstü parantez class method else bu da if. Tamam. Syntax error yok. Integer. Bunları kontrol ediyorum. Bu arada her yayında tekrar gibi olabilir ama sebebi şey bazı kaynaklarda bu süslü parantezleri eksik koyuyorlar bilerek ya da bilmeyerek artık neyse. Mülakatlarda falan da böyle kod parçacığı gösterip sorabiliyorlar. İşte kod çalışırsa ne olur falan. Mesela compiler error verir bu olmasa mesela. Neden? Çünkü sonuçta bunu bir makine koduna çevirecek şey var. Arada bir compiler olacak.
belirli bir paterne uygun olmadığı için diyecek ki işte burada satırda şey var. İşte şey eksik falan. İleri zaten yazıyor direkt. Hani altın çiziyor burada hata alacak diye. Daha derleyemeden kodu, hatta derleme adımını da geçtim. Yo, derleme adımında tabii. Şu şey geldi aklıma. Açayım hemen. Saniye. Şöyle şey yapacağım şimdi. Open V-Versional. Heh, geldi. Şimdi neydi? Biz kodu yazdık editörde. Bir tane nokta, mesela class'ımız var. Main class. Main.class. Uzantılı bir main.java diye bir şeyimiz var, pardon. Main.java diye bir class'ın olduğu bir dosyanın adı. Ya da işte student diye bir şeyimiz var. Class, işte class tanımladık. Bunun uzantısı aslında nokta Java. İleri. Yazdık işte o editörde neyse. VS Code olabilir, IntelliJ IDE olabilir. Ondan sonra biz bunu ne yapıyoruz? Compiler. İşte javak student.java yazıyoruz. Konsoldan yaptığımızı düşünelim. Ya da işte main.java yazıyoruz. İlgili disine gidip tabii. Ondan sonra compiler ne yapıyor bunu? Nokta class'lı bir şey bytecode çıkartıyor. Nokta class'lı. Compile ediyor. Hatta onun üstüne tıklarsanız açılmış nokta class şeyin üzerine işte mesela IntelliJ IDEA'dan örnek vereyim. İşte bu bir, hatta açalım yapalım beraber. Daha iyi olur. Şimdi burası main. Sout. Ne yapsın bu? Hello world. Allah. Hello world. Tamam. Main class'ımız değil mi bu? Şunu şöyle yapayım. Şunu söyleyeyim, hatta bir tane ben denemişim. Daha önce denemiştik, hatta ilk derslerde olabilir. Bunu silelim. Şimdi neredeyim ben? SRC'nin içindeyim. Ne var bunun içinde? Main.class, student.class. Ben bunu eğer javak main.java dersem, bu aslında java compiler. Oradan geliyor. Ne yaptı? Gitti derledi. Main.class bir şey oluştu. Burada main.java yazmıyor mu? Main.java demek aslında. Bunu nereden görürüz bilmiyorum. Ha, şuradan görürüz. Tree yaparsam şuraya. Main.java'ydı normalde. Ben javak yaptığım anda main.class geldi. Zaten bu şuraya gördük. Main.class aslında bunun ne yapılmış hali? Compile edilmiş hali değil mi? Ne yapıyordu çünkü Java compiler? Arka tarafta bir bytecode'a çeviriyordu. Şimdi bunu arka tarafta biz eğer çalıştırırsak Java ile, benim bilgisayarımda kurulu olan ilgili işte JVM, işte Java versiyonu vesaire vesaire, şu onları şey yapıp eğer herhangi bir dışarıdan library inject ettiysem, başka bir şey kullandıysam, başka bir uzant işte kütüphane vesaire kullandıysam, onları da işin içine dahil ederek gidecek bunu çalıştıracak değil mi? Şey arkadaş işte JVM diyeyim. Çalıştıracak dediğimde şey yapıyor aslında. Ne yapıyor? Machine koda çeviriyor. Benim işte işletim şeyime kullandığım bilgisayarın mimarisine uygun. Mesela ne bileyim gidip işte bir ARM tabanlı bir işlemci kullanıyorsunuz. Onun machine kodu farklı olacak. Bir Intel tabanlı işte 32 bit 64 bit farklı bir şey kullanıyorsunuz. Onun instruction seti farklı olduğu için onun machine kodu daha farklı olacak. Ya da işte bir RISC-V işlemci kullanıyorsunuz. Onunki daha da farklı olacak. İşte ilgili instruction setine uygun bir şekilde ne yapacak? Onun machine koda çevirecek ki makina işte birler sıfırlar, machine koddan kastım, alsın işte o kodu çalıştırsın. Bu demek istediğim şey işte bu dot class muhabbeti buradan geliyor. Yani bunu çalıştırmak için de ne yapıyorduk? İşte şunu şöyle temizleyeyim. Java main dot class diyorduk. Main dot, Allah. Main dot class. Ne dedi? Cannot find, bir dakika, ls diyelim şuraya. Java niye main.class abi, main'im var işte, public state void main'i bulamadım diyor.
Main class, main class, caused by class not found exception main dot class. Nasıl yani? Bu çalışacak. Çalıştı. Hello world. Out. Bunun içinde de aynı şey var hatta. Şurada main içinde. Heh. Mesela bunu açarsak ya da şuradan açtık işte. Her şey ikisi de aynı şey. Bu aslında ne yapıyor? Decompile ediyor. Mesela ne yapmış? Java 17'ye göre. Bytecode versiyonu var işte bunların. Java 17'ye göre ki ben şu an Java 17 kullanıyorum. Ne yaptı? Decompile etti. Mesela decompiler'da PowerPoint Fan Flower decompiler falan kullanıyor. Yani aslında arka tarafta compiler'ın bytecode'u çevirdiği bir dosya nokta class olan bir dosyayı tuttu tekrar şey yaptı. Bizim görebileceğimiz nokta java uzantılı bir dosyaya decompile etmiş oldu. Public main. Tam neyi yanlış yaptık ya? Student. Bunun işimiz yok kaç bunu derlemedik ki. Main not class. Tam doğru. Şunun işimiz yok. Allah. Java x8 versiyon diyelim. 17. Tamam. Bu da doğru. Çalışması lazım burayı sin ya. Main.class. Cannot find or load main class. Ya. Command K. Şöyle yapsam. Copy. Neredeydi? Copy. Like copy full. Absolute path verelim. Java. İmkansız. Allah Allah. Public set void main string. Herhangi bir error'um var mı? Yok. Zaten şuradan error olmasa buradan çalışmaz ya. Allah Allah. Bir daha deneyelim. Javak main dot java. Geldi. Java main class. Interesting. İlginç. Denci araştıracağız. Ne yapacağız? Kullanım notu. Ne diyor? When an incorrect class name is special during execution. Public void main. Main. Tamam, hiçbir sıkıntımız yok. Yayına vermedim tabi burayı da. Arka tarafta şeye bakmaya çalışıyordum. Google'ladım. Bir tane siteden. Okuyorum. Java.myclass Java. Compile etti. Aynı şey yapıyoruz. Farklı yaptığımız bir şey yok. Diyor ki executable bir tane class dosyası oluşuyor. Biri aslında şey yaptı. Neydi iş bunun adı? Bytecode yarattı. Süper. Şimdi bunu bu bizim şeyimiz JVM'imiz alacak. Zaten herhangi bir library falan kullanmıyoruz. Makine kullanıcı çevirecek sonra execute edecek. Çalıştıracak yani. Java myClass error kodu. Diyor ki the Java nokta class file has the exact same as the Java class which in this case myClass nokta class specified the correct. Ne? Anlamadım ya. Degenerated nokta class file has diyor ki Java class'la herhangi bir Java class'ıyla aynı ismi içerdiği için mi? Değiştirelim bakalım. Demek ki arkada main diye bir şey mi var şimdi? Bakayım bir. Şöyle hemen yayın integer ID'yi alalım. Aldık. Mesela alaka ya. Ben bunun adını test yapsam. Refactor. Test. Javak. Test. Java. Tamam. Buraya şeyim executable bu byte kod şeyim geldi. Nokta class uzantılı. Allah. Java test dot Allah test dot class yapacaktım.
Yo, şöyle yapsam. Abi nokta klazulandız vermeyeceğiz. Test otomatik buluyor demek ki testi. Peki main'e geri alalım. Refactor. Main. Tamam. Test class'ı verelim. Temizleyelim. Javak. Main.java. Ups. Java değil ya. Javak. Derleyeceğim çünkü ilk önce. Tamam. Class'ım geldi. Java main dot class. Bunu da yap şey yapıyor olabilmek lazım ama. Java main. Peki. Hiç class yazmadan main yapsam. Tamam. Okey. O zaman otomatik gidiyor. Java yaptığı zaman şu executable olan nokta class'ı buluyor olabilir. Hatta onu test etmek için şunu söyleyeyim. Aynen. Diye main dot class'ı kullanıyor. İlginç. Copy file name. Java. File name vererek çalıştıramayacak mıyım ben bunu ya? Çalıştırdığımı hatırlıyorum ben ya. Ben çalıştırabiliriz ama. Run dot class file in Java. Class file in Java. Tamam. Java GFG. Burada yine class'ı vermemiş. Yine nokta class uzantısını vermemiş. Tamam. Ha. Java yapınca otomatik demek ki sadece ismi yazacağız. Nokta class yazmayacağız. Okey, ben yanlış hatırlıyorum. Bir tane daha örnekten bak, emin olacağım. Yani compile edilmiş şey direkt ismini veririz. Nokta class uzantısını yazmayacağız terminalde. Main.java. Main.java iş yapacak şimdi. Bu Ubuntu'da çalışıyor abimiz. Elestiri main.java var. Have to compile Java code. Javak main.java yaptı. Tamam. Main.class. Keep in mind class file not the Java file. Okey, doğru. Haliyle. Çünkü bytecode'a çevrilmiş hali. Nokta Java'nın file. Same procedure. Tamam. Bütün işletim sistemler için aynıdır diyor. In Linux olsun diyor. Eyvallah. How to run Java code. Java main. We run the nokta class file to execute Java programs. Tamam. Bu class dosyalarını çalıştırırız diyor. For that we use the command Java boş işte boşluk class file name without the extension olmadan nokta class olmadan yazacakmışız. Tamam, buna emin olmuş olduk. Ben nokta class çalışıyor diye biliyordum. Yanlış biliyormuşum o zaman. Okey. Diyor ki Java use without extension. Extension olmadan çalışacağız bu. Executable olanı. Tamam, süper. Ne diyor? Ha, yukarıda şey değişti. Neyse, başka bir örnek çözmüş. Atladık hemen burayı. Artık yıl muhabbetine geldik. Ondan sonra bu şeyden gelmiş buraya. Sosyal süpantezi kompile etme muhabbetinden. İşte bu bytecode'u az önceki gösterdiğimiz bytecode'u çevirirken o compiler orada direkt hata alacak. Çünkü o belirli bir pattern'ı aslında izliyor. Yani bunların her biri ayrı ayrı şey yapıyor. Ayrıştırıyor bunların her birini. İşte P, U, B'li her bir karakteri. Sonra işte mesela bununla belirli bir sıklıkta araya gelirse, yani şu public işte bir tane P, bir tane U, bir tane B. İki B olursa public olmaz yani haliyle. Ama belirli bir sıklıkta araya gelirse, işte arada bir tane boşluk var mesela. Sonra statik var, sonra void var, sonra sonuçta bu bir şey Java'da önemli bir keyword. Bu da önemli bir keyword. Bu da void'de. Bunları tek tek anlayıp aslında anlamlı bir bütün oluşturuyor. Ve bunların mesela burada bir tane süpantez eksik olduğu zaman mesela işte bir tanesi şurada şey fazla gelecek haliyle. Çünkü şey burada açmış ya da açılmamış, burada kapanmış falan. O zaman hata verecek compiler. Hatta artık yani akıllılar
Daha direkt şey. İde de çok akıllı. Yani direkt diyor ki şu satırda hata var. Altını çiziyor falan. Diyor ki süs parantez expected, yani bir tane süs parantez koyman gerekiyor falan gibisinden. Uyarı falan veriyor. Okey. Devam edeyim uzatmadan. Daha fazla da. Integer year 2020. Eğer 2020 mod 4 sıfırsa ve 2020 mod 100 sıfır değilse, çünkü şöyle diyordu. Aynı zamanda şey veya şurayı check edecek. Neden? Çünkü şurada şöyle bir parantezim var. Şurada şöyle bir parantezim var. Bir de şu var. Şimdi ya şurası true olacak ya da burası true olacak. Diyor ki ne diyorduk, çünkü artık iki yıl 4'e ve 400'e. Değil mi? Bölünebiliyor. Tamam. Fakat 100'e bölünmüyor. Tamam. 4'e bölünüyorsa 4'e bölünürken 100'e bölünmemeli diyor. Böyle bir şeyimiz var. 2000 mesela 2020'yi düşünelim. 2024'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 100'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Neden? Çünkü 2020 artacak buradan. Ya düşünelim. Ha. 100'e bölünmüyor. Tamam. Neydi? 4'e bölünecek ama 100'e bölünmeyecek. Doğru. Ya da direkt 400'e bölünecek. Şimdi 2020 100'e bölünmüyor. Burası true dönecek. Daha doğrusu iki şurayı kontrol edelim. 4'e bölünecek. True dönecek. Sonra diğerine bakacak. Neden? Şurada hani bu iki tane neydi bu? Logical and bitwise and vardı bir de. Bir önceki videoda işledik onları. Tek bir tane de olabilirdi bu. Buraya baktı true. Sonra gitti buraya baktı. Burası da true. O zaman geldi. Burası çalıştı. Çünkü buna bakmasına gerek bile yok. Çünkü neden? Bu logical or. Logical or. Sol tarafı true'ysa ikinci kondisyona bakmaz bile. Ama burası olsaydı da bir şekilde false olsaydı. Mesela 2100 olsaydı burası. Burası false olacak. Neden? Çünkü 100'e bölünüyor. Ondan sonra buraya baktı diyelim bir şekilde. Sonra burası işte 400'e tam bölünüyorsa yine buraya girecekti falan. Çünkü or var. Bu ifadelerden bir tanesinin, şu büyük ifadenin ya da bu sağdaki şu ifadenin bir tanesinin doğru olması yeterli. Şuranın if'in çalışması için. Tamam. 2020 haliyle işte 4'e bölünüyor, 100'e bölünmüyor. Kısmı doğru olduğu için çalıştı. Leap year bastı o yüzden konsola. Using ternary operatör. Ternary neydi? Bu if else'in kısaltılmış farklı bir yazılım versiyonuydu. İşte kısa yazılmış ifade bir condition kısa yazılma yoludur diyor. Eğer diyor condition true ise diyor işte bu şurası soru işaretinden sonraki ilk kısım bu noktaya kadar burada işte ne yazıyorsa bu çalışacak, bu olacak vesaire. Değilse bu iki nokta üstünde. Yani bunun bir paterni var. Şöyle. Condition soluna yazıyorsun bunun. Bu iki nokta üstünün soluna da işte true olduğu zaman ne olması gerektiği artık burada bir şeyi de eşitleyebilirsin, çalıştırabilirsin falan. Ne bileyim bir array'in içine bir şey koyabilirsin falan. Eğer false'sa da bunu sağına yazıyorsun. Mesela örnek üzerinden gidersek bir syntax falan kontrol edelim. Bu class metot başka da bir şey yok. Bunlar doğru nokta virgüller de okey. Ondan sonra diyor ki output string output eğer mod 2 number mod 2'si sıfırsa, onun için mod 2 değil ama sıfırsa even number değilse odd number. Bu kadar. Yani mod 2 yani 2'ye bölündüğü zaman kalanı sıfır olan bir sayı çift sayıdır. Değilse tek sayıdır. 13 tek sayı zaten. Burası false olduğu için nokta virgülün sağındaki değer reassign olmuş oldu output. Output'a basarsak odd number. Bunu if else'e de yapardık. Yukarıda şunun içine bir tane şey yazardık. Mod 2 yazardık. Eğer bu sıfırsa derdik. Burada derdik. Even else false. Şey. Odd. False'la çalışacak ifade. Java if else ladder statement. Bu ne ya? Ladder ne demekmiş? Ladder diye mi okunuyor onu da bilmiyorum da. Merdiven basamak. Nasıl ya? Ben site falan kullanıyordum daha çok. İnşallah yayına gitmiştir sesim ya. Ampullerim açık değilmiş ama. Hah gidiyor. Tamam.
Merdiven, step, basamak. Başka ne kullan? Stairs, upstairs falan. Ladder. 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 Okey. Ne diyoruz başka? Diyor ki eğer işte bu else if muhabbetler ne diyor? Böyle birden fazla multiple statement demiş. Birden fazla ifadeyle tanımlayabilirsin. Gösterebilirsin. Bu nasıl çalışıyor? Bunu işlemiştik. Bir daha hızlıca anlatayım. If condition ilk önce bu ground'uydu. Burada bir condition olacağını gösteren if. Her zaman if olacak. If olmadan else if diye bir şey anlayamayız direkt. If olacak. Bu condition çalışmazsa ilk else if'e bakacak buraya. Bu çalışmazsa buraya bakacak. Yani gidip bundan sonra buraya atlamıyor. Yukarıdan aşağı. Up to down diyordu hatta bir önceki kaynakta. Ondan sonra bunların hiçbiri çalışmazsa, hiçbir condition doğru değilse else, default else çalışacak. Else varsa. Her zaman olmak zorunda değil else bu arada. Hani if yazarsan else yazmazsın mesela. Burada sistemi flowchart da yapmış. Gelmiş buradan. Eğer true ise demiş zaten statement biter. False'sa condition 2'ye gelir. Böyle bir yer aşağı yaratmış. Eyvallah. Burada bir şey yapmış. 50'den küçükse fail. Kalıyor dersten. Bu bir üniversite öğrencimizin artık neyse. Sınav notlarının hangi harf notuyla geçtiğini burada şey etmiş. If else blue yaratmış. Eğer demiş aldığı not 65 ise 65'e eşit demiş yani neyse. 50'den küçükse kalıyor sınıfta. 50 ile 60, 50'ye eşit ve 60'tan küçükse D alıyor. İşte 60'tan 60'a eşit ve 60'tan büyük ama 70'ten küçükse C alıyor. 70'e eşit, büyük eşit ama 80'den küçükse B alıyor falan filan. Eğer bunların hiçbir değilse yani gidip burada ne bileyim 500 atayabilir. Bir dakika 500 atayabilir mi? Evet atayabilir. Ama bir insan 500 alamaz. En yüksek 100 olabilir. Bir dakika. Aha burada da bir hata var. Bir insan niye 100 alamasın? Büyük eşit demesi gerekiyor. Küçük eşit demesi gerekiyor. Bir insan tam puan alabilir. Sınav 100 üzerinden mi? Gerçi onu bilmiyoruz da. 100 üzerindendir diye düşünüyorum böyle bir gruplar yaptığına göre. Bir insan 100 alabilir. 100 alırsa A plus geçmesi lazım normalde. Ama invalid basacak. Mesela bu kod hatalı bir kod. Logical hata. Yani herhangi bir syntax hatası falan filan yok ama burasının küçük eşit olması lazım. Okey. Geçelim. Yine bir hata bulduk. 90 büyük eşit. Evet. Yine hatalı bu. J-grade demiş. Bu arada bunu nasıl düzeltiriz? Buraya bir tane küçük eşit yaparız. Evet. Yapmak zorundayız. Şey düşündüm şimdi. Bitwise şey logical end kullanmış ya. Sola bakıyorsun. Şey kullansak her türlü yok. Invalid basmayız öbür türlü. Sadece şunu çekersek falan derim de. Yok. Şuraya buraya bir tane eşittir koyacağız. Hatalı burası. Program to check positive negative or zero. Tamam. Integer number eksi 13. If numbers. Şunlar eşit mi? Eşit. Okey. Okey. Bu bunun. Şu şunun. Şu da şu. Bir dakika. Aha. Bir tane hata bulduk gene galiba. Bulmamışız. Şurası. Integer number eksi 13 demiş. Tamam. Integer number şey if number sıfırdan büyükse hayır değil. Burası çalışmadı. Sıfırdan küçük mü? Evet. O zaman burası çalıştı. Ya bir sayı ne olabilir? Ya sıfırdan büyük olacak ya sıfırdan küçük olacak ya da sıfır eşit olacak. Bunu test ediyoruz burada. Okey. Yani büyükse şey yapıyor. Pozitif basıyor sıfırdan. Küçükse negatif. Adam bu ikisi değilse zero olur bu sayı. Nested if statement. Nested demek içe demek böyle. The nested if statements represent if block within another if block. Here the inner if block condition executes only other blocks. True. Tamam. Bu içerideki if condition diyor ancak diyor burası doğru seçilir. Hayır çünkü neden? Bu condition doğru olacak ki bu için şu parantezin içine girsin. Buralar çalışsın. Okey. Bir saniye ben şuna bakayım. Neymiş?
Okey, devam ediyorum. Burada ufak bir şeyini vermiş. Flowchart'ını vermiş. Eyvallah. Ondan sonra bir tane örnek vermiş. Demiş ki integer age 20, weight 80. Eğer demiş age 18'den büyük eşitse doğru. Bu if içine girdi, buraya girdi. Eğer olmasaydı direkt kod burada bitecekti. Çünkü devamı yok. Sonra demiş ki weight 50'den büyükse. Evet, bu da doğru. O zaman bunu basacak. Bastı. Example 2. Şu example geçeyim bunları artık. Bunlar kolay çünkü. Okey, bu kaynağı da bitirmiş olduk. Süper. Java, pardon. Conditions. Bir tane örnek video koymuş. 1 saat 2 dakikalık. Bunu kapatalım. Neymiş? Conditionals and Loops in Java diye bir video. Başka bir video daha var burada. Burada da yine 20 dakikalık bir video. Tamam, bunu geçebiliriz artık. Conditionlarda bir şey kalmadı. Sadece şu kaynaktan bir tane daha ilerleyelim. Switch'i görelim bir örnek olarak. Switch if else'in alternatifiydi. Daha kısa ve daha okunur hale getirebiliyordu. Ne zamandan beri varmış? Strings and some wrapper like by Nebu. Since Java 7 you can use string in the switch statement. Switch statement'ın içinde Java 7'den itibaren stringleri kullanabiliyormuşuz. Tamam, bak ben bunu bilmiyordum böyle historical olarak. Okey. Tamam, points to remember diyor. Hatırlanacak bazı şeyler. Derken bir one or n number of case values for switch statement. Switch'in içinde ne oluyordu? Case'ler oluyordu. Bunların sayısı birden n'e kadar gidebiliyormuş. The case value must be switch expression type only. The case value must be literal or constant. It doesn't allow variables. Yani herhangi bir şeyi value'su herhangi bir şekilde değişken olamıyormuş. Yani oraya bir fix değer vereceğiz. Tamam. The case value must be unique. In the case of duplicate value it renders compile time error. Yani diyor ki sen bu case geldin case 1'e value 1 verdin. Case 2'ye de value 1 verirsen şimdi bu switch case bunlar arasında tercih yapamayacağı için haliyle runtime error alacaksın diye mantık yani. Compile time error alacaksın. Okay. The Java switch expression must be byte short int long with its wrapper type enum and string. Bu switch expression şurası. Bunun içi diyor ki byte short int long. Gördüğünüz gibi şey yok. Float number yok. Okay. Enum and string. Okay. Each case statement can have a break statement which is optional. Bir dakika. C Sharp'ta öyle değil. Break görene kadar çalışıyordu. Burada optional. Okay. Ya ben çok kullanmadığım dolayı bu switch case muhabbetini ben mesela bu detayları hatırlamıyorum çok. Tek ben de hatırlamış oluyorum şu an. Öğrenmiş oluyorum diyeyim hatta. Each case statement can have a break statement which optional when control reached to the break statement it jumps to control after the switch expression. If a break statement is not found it executes the next case. Bunun bir tane örneğini yaparsak güzel olur. The case value can have a default label which is optional. Bir tane default atayabiliyoruz. Yani bunların hiçbirinde eşleşme olmazsa handa bu çalışsın gibisinden. Else gibi bir şey aslında. Flowchart of switch statement. Gel yukarıdan aşağı expression case 1 match statement 1 break. Eğer case 1 çalışmıyorsa case 2'yi kontrol ediyor. Case 2 eğer eşleşiyorsa statement 2'nin altında artık orada ne yazıyorsa çalışıyor. Break'e kadar. Break olmaya da bir geç. Oradaki altındaki neyse onu execute ediyor. Ondan sonra finish bitiyor. Altındakilere bakmıyor artık. Yani şey, if else muhabbeti. Is else şey if else if muhabbeti. Aynısı böyle. Bu birazcık daha okunur. Harbiden. Mesela örnek. Geldik buraya.
Syntax farklı tabii haliyle ifesten. Switch case example diye bir klasımız var. Bunun için public set void main tanımlanmış. Bu klasın şeyi bu metodun. Bu da switch. Tamam, doğru. Integer number 20. Number'ı buraya verdik. Aha da buraya. Şimdi bunlara ne dedim işte? Burayı fix olacak. Bunlara variable veremiyoruz. Bu örneği alıp biraz ileride deneyeceğim. Şimdi burayı inceleyelim şurada. Case statement, switch expression. Switch expression bu işte parantez içindeki kısım. Case on. Eğer number 10'a eşitse konsola bu 10 basacak. 20 eşitse konsola 20 basacak. Sonra break edecek. 30'sa 30 basacak. Peki. Eğer bunların hiçbiri değilse diyecek ki ne 10'dur ne 20'dir ne 20'dir ne 30'dur diye konsola basacak. Hadi bakalım deneyelim. Alalım bu abimize. Şunu alsak yetiyor. Aldık. Aa, yayına geçeyim. Geçireyim şunu da. Geldik. Bunları artık bıraktık. Bizim main class'ımızı geri aldık şuradan. Şunu silebiliriz. Tamam. Dedim ki şimdi burada neyi test edeceğim? Bunun 20 olduğunu, ekrana 20 bastırdığımı görüyorum. Bastı 20'dir. 20'yi bastı direkt. Şurası çalıştı çünkü. Biz neyi test edecektik? Mesela int test test Allah, test number eşittir 20 diye buraya bir değer verdim. Ben gelip bunu burada verebilecek miyim? Veremeyeceğim. Test number. Çünkü ne diyordu? Diyor ki bunlar diyor fixed sayılar olacak. Şurada. Hemen yayına geçtim. Şurada. Points remember kısmında diyor ki neredeydi? Heh. Case value must be of switch expression type only. The case value must be literal or constant. It doesn't allow variables. Bir değişken olamaz abicim diyor. Burası diyor ya literal ne demek gitti ya? Literal in Java. Constant values that appear directly in the program. Aha, böyle şeyler. Tamam. Yani işte literal'dan kastı 20'dir falan filan. Peki constant dediği şey neymiş? Bir daha bakalım. Constant. Literal and dur. Constant and literal in Java. Bunun farklarına bir bakalım mı? Java literals or constant. Int a şöyle şöyle ve şöyle şey demiş. Int de şöyle şöyle gidiyorsunuz constant. Abicim literal vermişim ki. Heh. Ya burada literal vermiş. Integer bunun bir dur renkte var mı şey? Li. Hazır bilgi kelimesi kelimine. Computer var mı şu? Ha var. Hazır bilgi harfi harfine. Sözcüğü sözcüğüne. Tamam. Tamam. Yani böyle fixed bir şey. Value. Peki bu constant ne? Şöyle arasak daha güzel olur. Constant in Java. Constant. Ha. Final bir şey constant sayılanıyor. Ama acaba deneyeceğim birazdan. Bir şey final olursa o bir hani değeri değişmeyeceği için bir sabit olacak. Constant olacak. Bir dakika, o zaman şöyle yapalım. Gelelim buraya. Ben buraya final int. Yes, çalıştı. Ya ben direkt fix bir bu literal dediği şey literal işte neyse. Ya böyle vereceğim. Şöyle. Ben buraya literal ya da bunun constant olduğunu ben biliyorum ya. Nereden biliyorum? Final derim. Final deyince bir şey constant oluyor. Değişmiyor artık. Bunun yerine gelip ben burada test number eşittir 30 diyemiyorum. Diyecek ki bu constant kardeşim. Cannot assign a value to a final variable. Yani diyor ki final olan bir şey. Final olan bir şey.
Artık değiştiremezsin. Ya diyor böyle vereceksin ya da böyle atayacaksın. Ne diyor? Switch label test only reachable in the whole switch. Sadece diyor ki burada erişilebilir oluyor bu diyor. Remove unreachable branch. Bütün hepsini sildi. Buraya erişemeyecek. Peki bu çalışacak mı? Çalışır da mı? Çalıştı. Tamam, güzel. Tamam, o zaman okumaya devam. Bunları kapatabiliriz. Okey. Aklımıza takılan şeyi denedik. Devam ediyoruz. Finding month. Ay. Integer 7. Burada hangi ay olduğunu bulacak. String month string. Month string. Ha, buradaki farkımız ne? Eğer case 1 şeyse, onu bir şey yapalım şuradan da. Normalde ne yapıyorduk burada mesela? Eğer 10'sa 2 nokta üstünden sonraki şey çalışıyor. Şurası çalışıyor değil mi? Şurada bir tane daha. Mesela orada tek satır olduğu için şey yazmış. Şu 2 nokta üstünden sonra yazmış. Burada da aynı muhabbet var aslında. Eğer 1 ise gidecek onu işte jenerate edecek. Bu birinci aydır. İşte şurası çalışacak. Yani month string'i artık şuna eşitleyecek. Şunu atamış olacak. Okey. Ondan sonra işte mesela burada 7 olduğu için şurası çalışacak. Sonra break edecek. Yani devamında okay, diğer case'lere bakmayacak bile. Okey, burası da tamam. Program check the vowel and consonant. Neydi abi? French mi? Nasıl? Mor. Ünlü ünsüz. Tabii İngilizce bunlar var sadece, doğru. Bunlardan biri değilse şey ünsüz harf. Bunlardan biri ise ünlü harf. Bunu basacak aslında. Eğer böyleyse vowel değilse bir tane default tanımlı değil mi? Aynen, default'a consonant. Bunlardan biri ise eğer işte büyük ve küçükler için yapmış her birini haliyle. I falan filan mesela. Şu küçük i. Büyük i olunca yok. I var falan. Okey. Java switch statement is fall true diyor. Switch statement is fall true. Fall true ne demek? Suya düşmek mi? Daha güzel anlamları vardır ya. Translate abi bize alternatif sunsan keşke. Gerçekleşmemek, başarısız olmak. Bana adam gitmiş idioms şeyini vermiş. It means it executes all statements after the first match if a break statement is not present diyor. Ne diyor? Tüm statementları çalıştırır diyor. After the first match if a break statement is not present. Mesela Java switch example where we are omitting the break statement. Biz eğer break koymazsak alttakiler mi çalışacak şimdi? 20, 30, nothing. Break statement. Aynen. O zaman break alacağım ya. C#'da şey diyordu. Bir dakika, optional şurada C#'da zaten elzem de şurada optional diyordu. Bunu da deneyelim şimdi bir şeyde. Bir de. Nerede diyordu burada? Burada değil. Each case statement have a break statement which is optional. Süper. Mesela bu optional. Onun dışında biz zaten default bir şey tanımladık mı? Tanımladık. Mesela bu default da optional. Şurada yaz zaten. Default code bir. Nerede diyordu onu? Heh, default able is optional. Default da hiçbir şey çalışmazsa
Yani şey gibi. If else anlıyorsun ama ya if else if yazıyorsun ama en altta else yazmıyorsun. Böyle bir şey tanımlamak mümkün sonuçta. Onun gibi. Default anladım ama break anlamayınca aşağıdakiler çalışıyormuş. Mesela diyor ki switch number 20 20'yi buraya koydu. Switch case without break statement. 10 çalıştı. İşte çalışmadı haliyle. 20'ye geçti. 20 çalıştı. Sonra bunu bastı. Sonra default'u bastı. Ya bu nasıl oldu bu ya? It means it executes all statements after the first match. Anladım. Yani şurası eşleştikten sonraki tüm kezler çalışacak diyor. Deneyelim. Yani bu switch kez muhabbetini unutmuşum epey. Bunu 20'ye çevirelim. Burada ne diyorsun gene? Ne hatası vardı bu? Tamam kanka. Bunu artık silebiliriz. Yani şunları şöyle. Bu ne yapacak? 20 basacak değil mi? Fakat biz break koymazsak buraya. Hem bu çalışacak, hem bu çalışacak. Burada break olduğu için burada duracak büyük ihtimalle. 20 ve 30 mu basacak şimdi? Aynen. Burada da break olmasaydı buraya kadar devam edecekti. Okey. Çözdük olayı. Break diyor ki bir yerde abi. Sen yapacağını yapmıştın ya yani işin bitmiş abi senin. Artık dur diyor. Bütün şey kezleri durdur. Aşağıdaki kezlerin execute etmesini durduruyor. Default'a dahil olmak üzere. O yüzden önemli. Mesela ben buraya gidip break koysaydım sadece oraya kadar gelecek. Vallahi. Yani 20. Şu çalıştı doğru. Burada durdu. Git bıraktı artık default falan filan. Buraya aşağılara bile inmedi hiç. Peki. Hiç default koymasam çalışır mı bu? Olur mu? Olur. Default çünkü elzem değil. Yani şu an sadece 20 ve 30 basacağız. Aynen. Tamam bunu söktük. O zaman yani şeyden devam. Java switch statement with string diyor. Bunu da yapalım. Bugünlük bu şey olsun. Son olsun. Java allows us to use string in switch expression since Java'dan beri diyor. İçerisinde switch'in diyor string'e izin veriyor diyor. Güzel. This case statement should be string literal diyor. Tamam. Literal neydi? Direkt nasıl veririz string literal'ı? Aslında şey. Bir dakika. Case statement. Ha. Direkt şöyle vereceğiz. Literal olması. Yani burada o zaman constant veremiyoruz. Diğerlerini şeyde integer'da falan constant verebiliyorduk. Burada deniriz bu arada. Ya ben bunun başına gidip final yazsam bu constant olacak ya. Final string level string falan filan. Expert final olacak ya. Ben gidip buraya demek ki veremeyeceğim onu. Okey deneyelim. Burası ne yaptı? Expert aldı. Switch'e girdi. Level string expert check etti. Burayanlar hiçbiri doğru değil. Burası çalıştı. Break gördü durdu. Level 3 eşit dedi. Sonra level ekrana bastı. Your level 3. Şimdi bunu ne yapacağız? Deneyeceğiz tabii ki. Şunları aldım. Bir dakika. 1 2 yukarıdan saldık. Şunları aldık. Hemen yayına geldik. Şöyle Allah. Şunu artık bir dakika. Şuraya artık silebiliriz. Ne demiştik? Bunu çalıştıracak. Level 3 basacak. Bastı doğru çalıştı. Ondan sonra ben şeyi merak etmiştim. Demiştim ki ben bunu şu expert'i final string my result string mesela neydi abi? Expert geldim. Şimdi bir öncekinden yapmıştım. Ben bunu bu şekilde final int deyip bir şey tanımlamıştım. Buraya bunu deneyebileceğim bakalım. Variable diyordu yani illaki literal olacak. Sen buraya constant bir şey veremiyorsun.
May. Verdik işte abi. Hadi. Eksik yazmışlar. Çalışacak mı? Çalışıyor da. Eksik yazmışlar. Hem ladder olabilir hem final olabilir. Bakalım bir daha. The case statement should be. Evet, case için yazıyoruz biz. Şuraya yazdık. Şuraya yazdık. Should be string literal. Wrong. Yukarıda sen ne dedin? Nerede? Ha. The case value must be literal constant. Bak, burada doğrusun. Ama aşağıda eksik yazmışsın. Bu makale kim yazdı artık? Bilmiyorum ama. Bir dakika. Neyse, stack geçmek case statement should be string literal. Hayır. İlla böyle şey literal artık. Bir de bunun nasıl pronounce edildiğine bir baksak. Şuradan. Literal. Literal. Tamam, doğru. Literal olmak zorunda değil. Constant olabilir. Eyvallah. Java nasıl switch statement. Bunu bitireyim mi? O epey var. Bitirmeyeyim. Bugün yayını burada keseyim. Bir saat oldu. Yine aynı şekilde. Bir saat paternine uymaya çalışacağım. Çalışacağız yani Mervan'la gelince. Bundan sonra. Okey. Buraya kadar gelmiş olalım. String kısmını bitirmiş olduk. Bu Java nested switch statement'ta kaldık. Okey. Süper. Buradan bir sonraki yayına devam edeceğiz. Ya da işte ben devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.